öyle bir şey demesi bile bir değer atfettiğinin anlamıdır. Bir şey gördü, bir şey buldu. Anladın mı? Mevzu bu değil ama üzerindekilerden doğru adlandıramıyor. Belki de diyor ki önünü keseyim. Ya önünü kes. Şey olarak yani şöyle, olarak şöyle bir şey var. Bak, her eleştiren kişi unutma. Ben onu o gözle görmüyorum. Ama size yapmanız gereken anlatmaya çalışıyorum. O ona görmüyor. Onun için, o bunların söylediği net ne biliyor musun? Bak, biz bunları dinledik. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu olsa olsa cinler bunu söyler. Cinler söylemezse eğer, maneviyat söylediyse ki aklına oturuyordur. Bak, bir şeyi itiraz ediyor ya, itiraz ettiğinin yerde kendine göre bir tehlike gördü. Kendine gördüğü tehlike, nefsine dokunduysa, ki nefse dokunur. Onun önünü kesecek. Onun önünü kesecek. Aynen. Nefsine değil de ruhuna dokunmuş olsaydı, kabul ederse şöyle bir durum var. Benim istemediğim ama onların edeben, şöyle bir şey, öyle bir şey olduğu zaman gelip, manevi ruhsat istemesi gerekiyordu. Şimdi onlar eğitimli insanlar. Bunun ne demek olduğunu biliyor. Hı hı. Doğru kabul ederse yapamayacağı için bunu yanlış kabul etmeyi tercih ediyor. Bak, çok ince bir nokta bu. Anlayabiliyor musunuz? Evet. Şimdi onu kabul ederse de elde ettiklerinin hepsini tersinden ile sitemiş olacak. Aslında iteceği bir şey de yok. Ona göre öyle anlıyor. Aslında iteceği bir şey de yok. O yüzden kendilerine göre bir şey yaptığını zannediyorlar. Ama bunu yapması için vicdanını bir şeylere rahatsız ediyor olması lazım. Vicdanen çelişkide kalması lazım ki susturmaya kalksın. İşin şu var. Şimdi şurada şunu söyledim, bunu söyledin diyecek bir şey de diyemiyor. Ama cinlerden olduğunu inanmak istiyor. İşin enteresan tarafı şu, bu ilmi anlattığında ya negatif enerji diyeceksin, ya da cinli diyeceksin, ya da eterik diyeceksin. Üç kelime var, üçü de aynı. Psikoloji, psikologlar veya da Hinduizm eterik diyor ya da negatif enerji diyor. Ben de diyorum ki bizde, biz eterik ya da negatif diyeceğimizi cinli diyelim. Çünkü benim kitabımda öyle yazıyor Hazreti Kur'an'da. Evet. Ama onların kitabı Hazreti Kur'an değil. Aynı şeyi farklı isimle söylüyorlar. Süslüyor. Bu ilmin içinde de cinniler konusu ana tepede. Konu. Tepede değil, tepede Allah-u Teala. Onlara sonra göre. Peygamberler, sonra melekler, sonra cennet, cehennem, sonra kabir hayatı, sonra cinniler, sonra insanlar. Tamam mı? Şimdi bunlar diyor ki cinnilerden bahsediyor ama diğer tarafta eterik ya da negatifli diyerek onlar da ondan bahsediyor. Aradaki farkı bilmeyecek kadar bu konudan uzaklar olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir psikolog ya da psikolojiyle uğraşan ya da enerjiyle uğraşan kişilerin söylediği kelimelerin aslında Hazreti Kur'an'daki karşılığı cinniler ya da şeytanlar olduğunu bilse ama aynı zamanda Hazreti Kur'an'da Allah-u Teala cinleri ve insanları yalnızca kendisine kulluk, yani Allah-u Teala bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Yani cinlerin ve insanların yalnızca Allah-u Teala'ya kulluk etmesi için yaratıldığını bilir Hazreti Kur'an'ı kabul eden. Bu defa kitapta şeytan cinlerdendir de der. Şimdi bak, cinlerin hepsi şeytan demiyor. Şeytan cinlerdendir der. O nesilden. Ama yine ne diyor?
yalnızca cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattığını söylüyor Allah-u Teala Hazretleri. E ne oldu? Şimdi yok, eğer şeytan da cinlerdense o zaman cinleri de yalnızca kendine kulluk etsin diye. E şeytanlar, cinler kulluk etmediği için şeytan oldu. Şeytan kavramı içerini anlatıyor. Şeytanlaşmış insler ve cinsler. Yani bak, şeytanlaşmış insanlar da var. Şimdi kavramı açtığında. Şeytanlaşmış insan var. Onlardan korkmuyorsunuz da. Şeytanlaşmış cinlerden niye korkuyorsunuz? Çünkü şeytanlaşmış cinlerin sana etki edebilmesi için sen şeytanı putlaştırmış ya da büyütmüş olman lazım. Onun için insanlar cinci diyerek hakaret ettiğini düşünüyor. Halbuki inandıkları kitaba göre yani Hazreti Kur'an'a aslında itiraz ediyorlar. Heh. Madem konu açıldı, devam edeyim. İnsanlar neden bu konuda böyle bizi cincilikle kıyaslıyorlar? Çünkü anlatılanların içinde aradıkları da olduğu için, nefislerine de ağır geldiği için, ya böyle bir şeyi kaçırdığı için ya da böyle bir şeye sahip olamadığını düşünüyorlar. Halbuki sahipler, herkes sahip. Ya da üzerinde musallatlar var. Öyle anlamasına sebep veriyor. Tabii öyle anlamasına sebep veriyor. Yoksa öyle anlamasa bu sefer alnını secdeye koyacak. Allah-u Teala ile bir olmaya çalışacak. İyi bir Müslüman, mümin olmaya gayret edecek. Bu da vazgeçilmez. Şeytanın kaybettiği gün o gündür. Öyle olunca ne yapması lazım? Şeytan etki edebildiği kişileri yönlendirecek. Bunlar cincidir diye. Karşı getir. Hadi cinci olduğunu düşün. Cinlerle ilgili Allah-u Teala'nın Hazreti Kur'an'da söylediklerine bakmak lazım. Cinleri ve insanları sadece kendisine kulluk etsin diye yaratmadı mı? Şeytan da cinlerden. Demek ki hepsi şeytan değil, cinlerden demesi cinlerin bir kısmının şeytan olduğunu anlatıyor. Yoksa bütün cinler şeytan derdi. Ama bunlar bütün cinler şeytanmış gibi de konuşuyor. Biz de inandığımız kitap Hazreti Kur'an ne diyorsa onu anlatmaya çalışıyoruz. Şeytan cinlerdendir ama cinlerin hepsi de şeytan değildir demeye çalışıyoruz. Bununla birlikte kabir hayatı, cennet hayatı, cehennem, bütün her şeyden bahsediyoruz. Bütün her şeyi bir tarafa bırakıyorlar. Hakaret edebilmek ya da kendilerine göre bir şey yaptıklarını düşünüyorlar. Sadece cin konusunu gündeme getiriyorlar. Bir sohbetinizde vardı hocam. Heh. Anlayabilmek için zerreden ilk önce tercihi bir anlamak gerekiyor ki bu konunun açıklığını anlayabilmek için. Aynen öyle. Yani anlayamadıkları için, anlamak da istemedikleri için konuyu başka yere bağlıyorlar. Fakat benim anlatmak istediğim aslında bu değil. Anlatmak istediğim ne biliyor musunuz? Allah-u Teala Hazretleri kulunu çok kıskanır, çok seviyor. Hani deseniz ki ya abi bu kadar yıllardır anlatıyorsun. Bize öyle bir şey anlat ki her şeyin ilacı olsun, her şeyin merhemi olsun, her şeyi çözebilelim. Kabir hayatını, cennet hayatını, makamları, evlilik hayatımızı, mal mülk konusunu, ölüm anında kolay ölebilmek için, hastalanmamak için, anne babamızla ilişkilerimizi, çocuklarımızla olan ilişkilerimizi, bana ait her şeyimi çözebileceğim. Tek bir şey söyle, o söylediğinde tüm kainatı, bak dünya değil, boyutlar değil, kabir hayatı, işte diğer boyutlar, mahşer, sırat köprüsü falan değil. Tüm her şeyi geçebileceğim bana bir tane anahtar ver desen. Ver hocam bize inşallah. Dedin mi? Dedim hocam. O zaman her şeyin ilacı. Bilmeniz gereken birinci madde, tek bir madde. Geri kalan her şey
o maddenin altında kalır. Açıklamalarında kalır, tefsirlerinde kalır. Tek bir madde. Allah-u Teala Hazretleri kulunu çok sever. Bugün kafir olan, bugün insanlara zulmeden kullarını da seviyor idi. Ancak adil sıfatından dolayı da her kuluna da hak ettiğini verir. Şimdi biraz alt bilgisini doldurayım, sonra söylemek istiyorum. Kulunu gönderdi buraya, yarattı. Şimdi yaratmış olması sevdiğine delil mi? Delil. Ama şeytanı da o yarattı. Bugünkü paganları, bu kadar çocuk katillerini de o yarattı. İşte şeytan size burayı kullanacak. Allah-u Teala bunları görmüyor mu, bilmiyor mu diye. Fakat ufkunuz açıksa iyi anlayın. Allah-u Teala kullarını gerçekten hepsini seviyor. Kul olarak sadece insan diye düşünmeyin. Hayvanlarda, bitkilerde, her şey, suda, ışıkta, her şey kul. Tek olan Allah-u Teala. Geri kalan her şey kuldur. Çünkü her şeyi Allah-u Teala yarattı. Çerçevemiz bu. Kul çerçevesi. Allah-u Teala'nın en çok, ama en çok, en zirve sevmediği, kullarında görmek istemediği şey kulunun şirke girmesi. Kulunun kendi yerine başka bir tanrıyı koyması. Tanrı dediğimiz zaman putlaştırması. Bunu biraz açalım. Ama önce cümleyi söyleyelim. Her şeye geçebileceğiniz, her yerde rahat edeceğiniz tek bir şey var. Allah-u Teala'ya ortak koşmayın. Başka tanrılarınız, putlarınız olmasın. Bunun yöntemini de anlatmak isterim bildiğim kadarıyla. Neden? Allah-u Teala tüm kullarını çok sever. Kulları zora azıtır, şeytanlaşır. Bu başka bir şey. Onlara da hakkını verir zaten. Adil sıfatı var. O kadar çok sever ki kullarını, tüm kullarını, hayvanda olsa, bitkide olsa, cinnide olsa, ne olursa, inslerden, cinslerden, tüm kullarını çok sever. Ve kullarını kıskanır. Bak, tüm kullarını kıskanır. O kulu en çok başka bir şeyi severse, sevdiği her şey onun putu olur. Onun tanrısı olur. Allah-u Teala da der ki, sen benim kulumsun, ben seni çok seviyorum ve seni yarattım. Sen neden başka bir şeyi benden üstün tutuyorsun? Bunu çözdüğünüzde, tüm kainatı çözdünüz demektir. Bak, tüm kainatı çözdünüz demektir. Peki, bu böyleyken çarpılmış, şizofreni, bipolar ya da evinde huzursuzluğu olan, mal mülk edinememiş ya da malı mülkü var da yetmiyor, hep daha fazlasını isteyen kullar başka bir şeyi put olarak oluşturmuş değil mi? Evet. Düşün, evi ocağı var. Daha iyi bir ev alamadım diye kendi kendini yiyor, bitiriyor. Bankaya gidiyor, kredi çekiyor, faize bulaşıyor. Ama bir tane oturacağı evi var. Bir tane oturacağı evi olmasa bile, kirada bile olsa, kirasını ödeyemiyor bile olsa, yine de her şey aynı şekilde geçerli. Bu bir şeyi değiştirmez. Ama çok ihtiyacı var, sokakta kaldı. Diyelim ki bugünün parası 20 bin lira para var, kirada 15 bin lira.
gerçekten geçinemiyor. İşte buna da rağmen, çünkü Allahu Teala kulundaki o alameti delillendirmek ister. İstediği için 20 bin lira maaş alıyordur, 15 bin lira kira veriyordur. 5 bin lira da elektrik suyuna yetmiyordur. Evde de hiçbir şey yiyip içmediğini düşün ömür billah. Hiçbir tane elbise alamıyor, çorap alamıyor, çocuğuna bir tane şeker alamıyor. Acı gibi geliyor değil mi? Böyle olan insanlar, kardeşlerimiz var. Ama Allahu Teala yine de o kulunu öyle delillendiriyor. Allahu Teala takdir etmiş, öyle seviyor. O kulunun en yüksek makama çıkmasını istiyor. Bazı kulları var, fakirlikle imtihan etmez. Fakirlikle imtihan olunca o kulu kaybedecektir, cehennemlik olacaktır diye ona maddi sıkıntı vermez. Bazı kulu vardır, mal sahibi oldukça makamını kaybedecektir. Allahu Teala o kulunu cezalandırmamak için ona zenginlik vermez. Hani şikayet ediyoruz ya, şikayeti kimi şikayet ediyoruz? Kimi kime şikayet ediyoruz? Allahu Teala bana onu vermedi, bunu vermedi. Şunu da ver Allah'ım, bunu da ver Allah'ım. Allahu Teala'nın verdiklerine kanaat etmiyorsunuz da hala daha şunu ver, bunu ver diye bir de okuyarak, tabii ki okuyacağız. Ha, demek istediğim o değil. Bazıları adetle okumaya çalışıyor, mal istiyor, ev istiyor, araba istiyor ya. Ben okudum, sen ver. He, ver. Vermeyince de kızıyor. Diğer taraftan da ayakkabı bağcığı bile olsa isteyin diyor değil mi? Şimdi arada çok büyük bir fark var. Aynı değil. Aynı olduğunu düşünüyorsunuz. Bakın, Allahu Teala kulunun istemesini seviyor. İsteyin. Diğer taraftan da diyorum ki, açıklayacağım, ne olur anlamaya çalışın. Bak, çok önemli. Diğer taraftan da diyoruz ki Allahu Teala'nın verdiklerine şükretmiyorsunuz, kanaat göstermiyorsunuz. Dua ediyorsunuz, şunu da ver, bunu da ver diye. Şimdi bunlar birbirleriyle tezat oluşturdu değil mi? Öyle düşünüyorsunuz. Ben de öyle düşünüyordum. Halbuki hiç de değilmiş. Ama hangi çizgi ve noktadan sonra? Allahu Teala kulunu nerede görmek istiyorsa, buradaki imtihanını nasıl başarırsa ona göre olanak, imkan veriyor. Kimisine zenginlik veriyor, kimine fakirlik veriyor, kimine ilim veriyor, kimine hastalık veriyor, kimi yürüyemiyor, kiminin bir gözünü alıyor. Türlü türlü kimini evlatlarıyla ağır imtihan ediyor gibi. İşte bu imtihanlar Allahu Teala'nın indinde o kul için birer mükafat, basamak, derece. O kulun çıkış yolu. Hani biri kuyuda kalır, ona bir fakirlik atarsan kuyudan çıkar. Onun bir evladını alırsan kuyudan çıkar. Onun bir gözünü alırsan kuyudan çıkar. Ya da ona çok para verirsin, kuyunun dibine inşaatlar yapar yapar, binanın en üstünde çatısından yine düz olarak çıkar. Kimine ilim verirsin çıkar. Bunların hepsi kuyunun dibindeki aşağıların en aşağısında. Bak, dememi iyi anlayın. Aşağıların en aşağısı burası. Bundan sonra hep yükseliş vardır. Aşağıların en aşağısındaki biz kullara atılan birer iptir aslında. Şimdi tezat oluşturan iki kavram. Dua edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Kanaat mı edeceğiz? İşin sırrı şurada benim bilebildiğim. Ayakkabı bağcığına olana kadar Allahu Teala'dan isteyeceksiniz. İstediğiniz istediğiniz ama bir kere bile olsa asla kalbinizden bile ben bu kadar istedim, bu bana niye vermedi demeyeceksiniz. Şimdi işin kopuş noktası burada. İblis Bey konuyu çözdüğü için
alim olduğu için zamanında kul dua edince, ettiği dua olmayınca, hani dua etti, ne istedi? Ayakkabı bağcığı veyahut da hastalıktan iyileşme, ev, araba. Düşünsene 20 bin lira maaşı var. Temmuz 2024'teyiz. Bugün bir ev kirası o kadar. 20 bin lirayla ev geçindirecek. Mümkün değil. Kirayı verecek, zar zor verir. Anca yuvarlak hesap. Düşün, o kadar ki aç ve aç bir aile. Bir de aile, bir sürü kişi var. Bu bir kişiye yetmez. İşte onların çıkış noktası budur. Ama dua etti. Ya Rabbi, rızkımı genişlet, bolluk bereket nasip eyle. İşte bize bir helalinden bir ev nasip eyle. Şöyle böyle dua ediyor. İstemekten asla vazgeçmeyeceğiniz. Hep isteyeceğiniz, hep isteyeceğiniz. Allah-u Teala'nın çok hoşuna gidiyor. Bak, kulunu kıskanıyor. Ama ondan önce sevdiği, çok sevdiği için kıskanıyor dedim ya. Kalbinde bir put olsun istemiyor ya. Ya Rabbim, sizin kalbinizdeki tahtını yarattığı başka bir varlığa vermek istemiyor ya. Evmiş, arabaymış, malmış, mülkmüş, sevgiliymiş falan filan. Kişiye göre put farklı farklı ya. Rabbim tahtını kendine münazır istiyor ya. Her kalbin baş köşesinde ben olayım istiyor. Haklı değil mi? Ben onu çok seviyorum, o da beni çok seviyor. Benim kalbimdeki en kral, en böyle yerde onun olması gerekmiyor mu? Niye ben oraya arabamı koyayım ki? Ya da çocuğumu oraya niye koyayım? İşte hep isteyeceğiniz. Ama şeytan burada devreye giriyor. Vermedi. Bu kadar dua ettim, ben bu kadar namaz kılıyorum. Hani bazıları diyor ya, ben çok rahatsızlanıyorum. Namazla kılıyorum. Ben nasıl rahatsızlanırım? Diyorsun ki sana musallat olmuş, bir şey olmuş falan vesaire. Olur mu diyor ya, ben namazımı kılıyorum. Bak, birbirine karıştırıyor. Ya da çok dua ettim diyor, çocuğuma diye iyi bir iş vermedi. Olmadı. İşte çok dua ettim, eşim eve benim dediğim gibi gelmiyor. Gibi böyle. İşte ben bu kadar istedim, bu kadar dua ettim de vermiyor dediğiniz an, imtihanı kaybettiğiniz an. O yüzden çok isteyeceğiniz, hep dua edeceğiniz ama hiç istemeyeceğiniz. Verdiğine kanaatkar olacağınız. Kanaat, şükretmek ve kanaat etmek artırır ya. Bilin bakalım neyi artırır. Ben diyor çok kanaatkarım diyor. Ben diyor şikayet etmiyorum diyor. Ama diyor yine de yok diyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Kanaatkarım diyerek Allah-u Teala'yı tehdit ediyor. Yine istemeye çalışıyor. Bak, 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 bak. Zeki ya. Çok zeki ya. Zekayı da yaratan Allah-u Teala ya. İşin hassas noktası. Her şeyi isteyeceğiniz, istemenizi seviyor Allah-u Teala ya. Sevdiğiniz diyor ki benden isteyin. Ya sürekli isteyin, hep isteyin. Ama vermedi diye kınamayın Allah-u Teala'yı. Vermedi diye şikayet etmeyin Allah-u Teala'yı. Ben dua ediyorum, istiyorum, vermedi diye eşine, dostuna şikayet ediyor. Kimi? Allah-u Teala'yı. Ben bu kadar okudum diyor, iyileşemedim diyor. Kimi kime şikayet ediyor? Halbuki kuyunun dibindeki kula Rabbim fakirlik ya da hastalık ipini attı. Ona tutunsun diyor. Burası geçici, baki olan, kalıcı olan yerde ben sana o evi vereceğim diyor, o sarayı vereceğim diyor. Sen sadece Allah-u Teala ile birlikte dünyada beraber olduğunu düşünüyorsun. O sevgililerin sevgilisi ruhlar aleminde de beraber, hiçlik makamında beraber, ruhlar aleminde beraber,
anne karnında beraber, dünyada beraber, kabir hayatında beraber, mahşerde beraber, cennette beraber, 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 beraber. Ondan sonra da dönüşümüz yalnızca Allah-u Teala'ya. Cennetten sonrasını bahsettim. O konuyu hiç açmıyorum. İnsanlar hazır değil, yanlış anlar. İşte Allah-u Teala'dan çokça isteyeceksiniz. Ancak asla şikayet etmeyeceksiniz. Ama kendi içinden homurdananlar var. Dua ettim bu kadar vermedi. Kendi kendine. İçeriden homurdanarak, kalbini oynatarak yapanların büyük bir oranı bipolar. Vesvese. Eğer vesvesenin tanımını ve açılımını, nereden olduğunu ve nasıl olduğunu soruyorsanız, vesvese budur kardeşim. Ama bunu çok böyle geniş anlatıldığında insanlar onu bulamıyor içinde. Özeti bu. İstediğiniz kitabı okuyun. Okuyun. Sonucunda buraya geleceksiniz. Çünkü maneviyattaki vesvese ile ilgili kısa ez cümle budur. Şimdi konuyu çok uzattım ama kısa özü şu. Tek bir anahtarla her yeri geçmek istiyorsanız Allah-u Teala'nın tahtına kimseyi oturtmayın. Hani bu putlara tapanlar var. Siz onu düşünüyorsunuz değil mi? Ama gerçekten hani bir imkan olsa, bir ölçer aletimiz olsa, Müslümanların kalplerine girsek, içine bakabilsek, bir de tahta olsa orada, koltuk olsa, hani madde boyutunda öyle bir şey olduğunu düşünün, uydurun öyle bir şey. Ölçsek, bakacağız ki kalplerin birçoğunda Allah-u Teala yok. Ne var? Aman benim çocuğum hastalanmasın, aman çocuğumun gelecek hazırlıyorum, çocuğumun geleceği, çocuğumun okulu, çocuğumun şunu bunu, tahta kim oturuyor dersiniz? Ya ahir zamanda kadınlar efendilerini doğurmayacak mı? Doğuruyorlar şu anda. Öbürüne bakıyorsun. Oo, güzel bir araba duruyor tahta. Öbüründe bakıyorsun. Bir villa var. Öbüründe bakıyorsun ki bir tekne var. Öbüründe bakıyorsun ki dolarlar çil çil. Öbüründe para, altın. Öbüründe bakıyorsun güzel bir hatun, kadın. Kadınınkine bakıyorsun. Böyle üçgen vücutlu bir erkek, boylu postlu, sırma bıyıklı. Esprili gibi değil mi? Hayatın kendisi zaten espri de. Gerçekten derinliğine baksan, kalp gözünden en büyük saçmalayanın kendim olduğunu anlayabiliyorum. Anlayabiliyorsunuz kendiniz olduğunuzu, kendim olduğumu. Gerçekten saçmalıyorsunuz ya, saçmalıyorum ya. Anlatıyoruz ya, anlatan sanki bunu yapabiliyor diye düşünmeyin ha. Yapabilseydim gerçekten şu anda bir yerden başka bir yere araba almadan gidebiliyordum. Yani dünyevi konuları kalbimize tahtı da yapmışız, tahtın da üstüne oturtmuşuz. İşte ez cümle. Gerçekten Allah-u Teala'yı, Hazretlerini kalbimize oturttuğumuzda o zaman hep dua ederiz, hep isteriz. Çünkü o benim sevgilim. Ben onu seviyorum, o beni seviyor. Sevgili sadece kadın erkek ilişkisi gibi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Mevlana Hazretlerini bir düşünün ya. Hani en yakın, bizim çağımıza en yakın diye söylüyorum. Yoksa çok öyle Allah dostu var. Bilindik olduğu için söylüyorum. Biz kalbimize dünyalığı dolduruyoruz. Allah-u Teala da diyor ki, ey kulum diyor, ben seni çok seviyorum. Ya benim tahtıma başkasını oturtma. Oturttuğun her şey put olur. Benim yerime onu koyduğun için ben diyor seni kıskanıyorum diyor. Anlıyor musunuz? Sakin kafayla Allah için düşünün.
anlamak için düşünün ve herkes kendini bir check etsin. Sonra Allah-u Teala sevdiğini birçok şeyle sınar. Hani Cebrail Aleyhisselam diyor ya, Rabbim en çok Fahri Kainat Efendimiz, kainatı onun yüzünü, yüzü suyu hürmetine yarattı. Babası öldü, göremedi. Annesi büyütemeden rahmetli oldu. Amcasını aldın, işkembe attılar üzerine, dişini kırdılar. Bunlar oldu. Bu kadar hakaret ediyorlar. Evleri aynı mahalle, yakın birbirine, o kadar yakın ki. Hani bize göre şöyle düşün, bir arada bir yol var, ufak bir yol, bir araba geçer geçmez, karşılıklı ev. Amcası, akrabası, hani Ebu Cehil, hani aynı yerde. Onu düşman ettin, düşün. Bir ev kadar yakın düşmanı da. Baş düşmanı ama. Diyor, bir de zehirlediler. Cebrail Aleyhisselam son dakikada yetişti. Ağzına lokmayı almıştı, zehirli koyun etini. O zehirden sürekli ateşlenirdi de en sonunda vakit geldiğinde Fahri Kainat Efendimizin o zehir tekrardan tecelli etti de şehit de oldu. Cebrail Aleyhisselam bunları söylüyor. Tabii oradan da cevap geliyor ona. Kulumun diyor kalbinde bende başka bir şey olmasın. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın bu konusu tüm hayatı olduğu gibi bize örnek değil mi? Bu anlamda, bu açıdan bakın. Efendimiz Aleyhisselam dua etmekten mi vazgeçti? Hayır. Olmayan bir şeyi için şikayet etti mi? Hayır, asla. Efendimiz Aleyhisselam bu. Yani dikkatli de konuşmak lazım. Ama bizim hayatımıza örnek, bizim liderimiz, önderimiz olduğu için takip etmek zorundayız. Şimdi takip ediyorsak o zaman çokça dua edeceğiz, çokça isteyeceğiz ama hiçbir şey istemeyeceğiz. Dua olarak çokça isteyeceğiz her şeyi. Olmadığında asla şikayet etmeyeceğiz. Hani bir dışarıdan dile getirerek şikayet etmeyi geçtim. İçten olmadı diye kendi kendimizi yiyip bitirmenin anlamı yok. Vesvese ve bipoların da şeyi odur. Öyle tecelli eder, öyle temizler çünkü. Bir taraftan şikayet ederek yaşıyor ya, o hastalık ona gelir de o davet, o kul davet etmiş olur. Bir taraftan günah işlerken Allah-u Teala'ya karşı, bir taraftan da cezasını çeker. En azından mahşerde hesap verirken 50-50 olsun, en azından hem ceza hem mükafatı bir arada olsun diye. Ama burada da ne diyoruz? Tövbe edin, hatanızı kabul edin. Sürekli de tekrarlayın, isteyin. Hani bir kere tövbe yaptım da işte bu böyle oldu diye beklemeyin. Belki sizin tövbe etmenizi seviyor. 20 sene şikayet ettin. Belki 20 gün ya da 20 ay. Tövbe edince o zaman verecek. Nazlanma makamını da yaratan o ha. Naz makamı diye bir makam var. Çok güzel bir makam. Yeşilliğin içinde ortası beyaz, kenarlarında da bir sürü elmaslar var. Ama neyse, hani geçelim burayı veya da burayı silelim. İşte anlayana, siz kalbinize Allah-u Teala'yı oturtursanız, başka bir haşa put falan oturtmazsanız, Allah-u Teala'ya kendinizi yakın gösterirseniz, o zaman böyle kalbinizden akar, böyle sevginizden ne yapacağınızı bilmezsiniz. O zaman da kendinizi suçlamayın ha. Şimdi bir de böyle de bir yanı var bunun. Hallaç Mansur Hazretleri Enel Hak dedi de idam ettiler ya. Şimdi bak, anlıyor musunuz demek istediğimi? Kendinizi de suçlamayın. Şimdi tabii buradan aklınıza takılan yer var mı? Son bir şeyle bitireceğim. Sordunuz madem ayaküstü çay sohbeti. Tamam. Abdülkadir Geylani Hazretleri ile finalleyelim. Selam olsun inşallah. İnşallah biz de, dinleyen kardeşlerimiz de
O mübareğin duaların içinde olalım inşallah. Futuhul Gayb, daha önce bahsetmiştim. Futuhul Gayb da yanılmıyorsam 274. sayfa, değil mi? Başında bir paragraf var. Bu onun delili aslında. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin söylediğini sadece size anlattım. Orada kul dua eder. Duası kabul olur. Ezberden aklımda kaldığı kadar söylüyorum. Baştan alıyorum. Kul dua eder. Duası kabul olur. Tecelli etmez. Kul yine dua eder. Duası yine kabul olur. Işık hızıyla istediklerine kavuşur diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Kader de yoktur. Kaldığı kadarıyla söyleyeyim aklımda. Yine olur diyor. Şimdi bak, burada birçok konu var. Konunun özünde ne var biliyor musunuz? Şimdi isteğin, hep isteğin var ya. Kaderde olmayan bir şey olur mu? Mümkün mü? Orada şu var. Baştan alayım şeyi, konuyu. Çünkü orayı okuduğumda şimdi size anlattıklarım geldi. Onda bunda tüm anlattığım orada yazmıyor. Sadece yazan az önce bahsettiğim. Ama bu anlattığımla onu okurken bunlar geldi. Bize gelen, size inşallah daha da genişi gelir. Birbirimize faydamız olur inşallah. Kul dua ediyor, olmuyor. Sonra bir daha dua ediyor, oluyor. Ama Allah-u Teala diyor ki her duanızı kabul ederim. Şimdi duayı kabul etmiyor da nasıl oluyor o zaman, gerçekleşmiyor. Şimdi kul duayı ettiği zaman olmadı. Olmadığı zaman onun karşılığı gideceğiniz yerde hazırlanıyor. Diğer türlü dua ettiniz, hemen aynı anda oldu. Evladını evlendirmek istedi, hemen anında, haftasında buldu, geldi, evlendi, gitti. Ya Rabbi diyorsun, dua mı kabul ettin? Oldu. Ama diyorsun ondan önce de dua ettim. 10 senedir dua ediyorum. Gelmiş 35 yaşına. Olmadı, şimdi niye oldu? Şimdi aradaki fark şu. Bir dua ediyorsunuz. Olmuyor. Rabbim onun karşılığını kabul ettiği için. Bak, her dua kabul olur dediği için karşılığı oluyor ama dünyada değil. Dua ediyorsunuz. Yine her dua kabul olur. Bir anda oluyor. İşte olduğunda Allah-u Teala'nın, hani kuyunun dibinde kuluna fakirlik gönderir, hastalık gönderir, ip olarak. Kuyuya atılan ip. İşte kabul olduğunda diye düşündüğünüz, fiilen gerçekleştiğinde dua ettiniz, bir anda evladınızı evlendirdiniz. İşte Allah-u Teala'nın muradıyla sizin muradınız birleştiği yerde hemen anında olur. Bak, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin söylediği bu. Dua ettiniz, olmadı. Ama her dua kabul. Dua ettiniz, hemen fiili olarak gerçekleşti. Ev aldınız, araba aldınız, hastalıktan kurtuldunuz, çocuğunuz iyi bir iş buldu. Olduğu an Allah-u Teala'nın istediğiyle, sizde görmek istediği, üzerinizde görmek istediğiyle sizin istediğiniz çakıştı, aynı noktaya geldi, birleşti. Allah-u Teala'nın muradı istediğiyle sizin muradınız, istediğiniz aynı karede buluştuğu an anında olur, kısa sürede olur. Olmadığında da kabul olmadı diye düşünüyorsunuz. Ama her dua kabul olurdu diyorsunuz ya, bak tekrarlıyorum defalarca. Aklınıza kalsın diye tekrarlıyorum. He. İşte orada da Allah-u Teala ile muradıyla sizin muradınızın çakışmadığını düşünün. Bir de orada bir cümle vardır. Kadere de aşıktır der. O gayrete, kadere. Kaderde yoksa bile olur cümlesinin altında. Bizim her anımız için kaderde hepsi yazar. Fakat yazılı yoktur demesi şu demek. Siz istediğiniz şeyle alakalı donanımınız yok. Siz iyi bir pilot olmak istiyorsunuz. Uçak kullanacağınız. Ama pilotlukla hiçbir alakanız yok. Hayalinizdi.
O sizin kaderinizde yok. Neden? Siz onunla ilgili en baştan dua ederek eğitimini alsaydınız, devamında sonsuz ihtimaller yaratılıyor ya, kaderin, kader dediğimiz budur. Sonsuz ihtimalin içinde cüz'i iradeyle öncesinde siz pilotluk eğitimi alsaydınız, o zaman onu pilot olabilirdiniz. Ama zamanında eğitim aldığınız sürece cüz'i iradeyle buna karar vermediğiniz için kader defterinizdeki o kısım, o kapılar kapandı. Piramidin içi gibi düşünün. Ya da büyük bir böyle içinde dolaşıyorsun ya, kayboluyor bulmacalarda. Labirent, ne? Labirent. Labirentin içi gibi düşünün. Siz karar veriyorsunuz. O da özgür irade. Cüz'i irade. Onun içinde hesap var. Hesap olduğu için de serbestlik var. Serbestlik olduğu için hesap var. Hesap olduğu için cehennem var. Cehennem var diye cennet var. Ödül de var. Ceza da var. Sorgu da var. Hesap da var. Ama tüm düşünebileceğiniz ihtimallerin hepsi kaderde yazar. Sizin yapacaklarınızla yön verilir. Yani arabam var burada. İstersen Tekirdağ'a doğru git. İstersen Sakarya'ya doğru git. Nereye istiyorsanız gidin. Bu sizin cüz'i iradenizde. Başa gelecek olan mutlaka ki yol üstünde ona göre olur. Nereye giderseniz gidin. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri tüm bu anlattıklarımızı ez cümleyle anlatmış. Futuhul Gayb'da. Tek bir anahtar, bu anahtarla tüm kuyulardan çıkabilirsiniz. Tüm alemlerde de kral gibi yaşayabilirsiniz. Ama asıl olan yaratıcıya, Allahu Teala'ya itaat edip kalbinizin hükümdarlığını, sultanlığını Allahu Teala Hazretlerine bırakacaksınız. Siz de orada vezir olacaksınız. Tek bir anahtar yetti mi?